Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Biliyorsunuz ki ufak bir hastalık geçirmiştim ama artık geri döndüm. Kral geri döndü sevgili arkadaşlarım. Ali Hoca'nız geri döndü. Konumuz Osmanlı kültür ve uygarlığı. Osmanlı kültür ve uygarlığının öneminden bahsetmeme gerek var mı? Hayır yok. O yüzden hemen sorulara geçiyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı Unutmuyorsunuz. İlk sorumuz İskan politikası ile ilgili. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde uygulamış olduğu en önemli sistemlerden biri. Bakalım soru bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin İskan siyasetinde dikkat ettiği uygulamalardan biri değildir. Şimdi bazı arkadaşlarım demiştir. Hocam anladık önemli sistem. E bu İskan politikası ne ya? İskan kısaca yerleştirme demektir. Canımın canlanları. Anlaştık mı? Osmanlı'nın yerleştirme politikasına biz İskan siyaseti diyoruz. Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği bölgelere göçebe Türk topluluklarını iskan etmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden Türkmenler? Şimdi açıklayacağım. A şıkkı öncelikli olarak Tatar ve Yürüklerin iskan edilmesi. Niye? Çünkü değerli arkadaşlarım Tatar ve Yürükler sürekli tarımla uğraşacaklardı. Bu da Osmanlı devleti için harika bir avantaj olacaktı değil mi? Bunu aldık mı? Aldık. Doğrudur. İskan edilen toplulukların iskan bölgesine olabildiğince uzak yerlerden seçilmesi. Aha! Bu bir kalsın. Bu bir kalsın. Toplulukların küçük gruplara bölünerek farklı bölgelere yerleştirilmesi. İskan politikası çerçevesinde bunları sistemli bir şekilde yerleştirmen lazım. O yüzden bu kesin doğrudur. İskan edilen topluluklara başlangıç için vergi muafiyeti. İlk önce vergi almıyor. Biz buna ayrıca istimalet politikası da diyoruz. Tamam harika değil mi değerli arkadaşlarım? İskan edilen toplulukların yer değiştirmesi yasaklanmıştır. Eğer yer değiştirirlerse bu sistem bozulur. Her şey yani disiplin artı kontrol altına almaz değil mi? Ancak bakın sevgili arkadaşlarım Canımın cananları. İskan edilen toplulukların iskan bölgesine olabildiğince uzak yerlerden seçilmesi yanlıştır. Yakın yerlerden seçeceksin. Mesela Osmanlı şuradaydı. Burası da Rumeli değil mi? Osmanlı ne yapıyordu? Yakın yerlerden seçiyordu. Yakın yerlerden seçip iskana tabi tutuyordu. Uzak yerler olursa oho oh oh, işimiz yaş. O yüzden cevabımız bir şıkkı. Tamam. Devam edelim. Şimdi bakalım bunu nasıl yapacaksınız? Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki divan üyelerinden hangilerinin İslam hukukunu bilmesi zorunludur? İslam hukukunu bilebilmesi için bu kişinin ilmiye sınıfından çıkması lazım değil mi değerli arkadaşlar? İlmiye sınıfından çıkması lazım. Nişancı ilmiye sınıfında mı? Hayır. İç ve dış yaşamalara baktığı için kalemiye sınıfına mensuptur. O yüzden biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Nişancıyı eriyoruz. Kaz asker Kadı ve müderris ataması yapar. Günümüz Adalet ve Milli Eğitim Bakanı olarak bilinir. Bu kişi ilmiye sınıfının vazgeçilmesidir. İstanbul Hukuku'nu bilmeli. Şevkül İslam %1200 bilmeli. Hepisi Ahmet Din adamıdır değil mi? Cevabımız 2 ile 3. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi bu sistem Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan sistemdir. Biz buna dirilik sistemi veya tımar sistemi de diyebiliyoruz. Birlik sistemi biliyorsunuz ki soruyu okuyalım sevgili arkadaşlarım açıklayacağım sizlere. Aşağıdakilerden hangisi dirlik sahiplerinin görevleri arasında yer almaz? Dirlik, has, zahmet ve tımar değil mi sevgili arkadaşlarım? Has yüksek rütbede kişileri verilir. Eyvallah. Zahmet orta düzey. Tamam bunu da anladık. Ama kardeşim, kardeşim tımar olmasa sen ayakta duramazsın. Tımar devletin belki midir? Devlet için asker yetiştiriyor. Toprağın boş kalmasını engelliyor. Merkezi otoriteyi güçlendiriyor. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Savaşa hazır askeri birlikler oluşturulacak mı? Oluşturulacak. Biz bunlara cebellü diyoruz. Yani atlı asker. Doğru. Üretimde devamlılık sağlanacak mı? Sağlanacak. Sipahinin görevi odur zaten. Yoksa çift bozan verisi. Esnaf... Esnaf... O ne lan? Esnaf... abi git. Düzen ve işleyişi koruyacak mı? Var sisteminde korunacak. Merkezi otorite güçlenecek mi? Güçlenecek. Esnafları denetleyen lonca teşkilatıdır. Ne demektir lonca teşkilatı sevgili arkadaşlarım? Esnaf ve sanatkarlar odası demekti değil mi? Alakasız değerli arkadaşlar. Devam edelim diğer sorumuza. Şimdi vergiler. Ha, Vergiler. Vergiler önemli. Hatta çoğu arkadaşım vergileri karıştırabiliyor. Hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki vergilerden hangisi hazine gelirlerinden biridir? Şimdi yurtluk gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilir. Bu gitti. Ocaklık gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır. Dirlik az önce açıkladık. Has yüksek rütbe, zahmet orta rütbe, e, tımar... Asker ve memur Paşmaklık Padişah'ın eşi ve kız çocuklarına ayrılırdı. Ancak mukata gelirleri direkt hazineye aktarılan toprak gelirleri'dir. Sevgili değerli Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nin hazineden harcama yapmadan askeri birlikler oluşturma amaçlı bir düzen kurma düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesine sebep olmuştur? Bunun hakkında sabahtandır bilgi veriyorum. Bu soru araya kaçmış sevgili arkadaşlarım. Sizler için harika bir tekrar oluyordur. Şimdi biz buna vakıf sistemi demiyoruz. Vakıf sistemi hayır kurumları içindir. Ama şunu unutmayın. Vakıflarda askeriye ve saray gibi şeyler hiçbir şekilde görülmez. Eğitim olur, ticaret olur, başka önemli şeyler olur, cami olur, hastane olur ama saray ve askeriye olmaz birliği bırakalım. Devşirme sistemi gar tabağından tabadan faydalanmaydı. Bunlar asker de olur, yönetici de olur. İltizam e, toprakları belli bir sistem karşılığında kişilere verilirdi değerli arkadaşlarım. Biz buna ayrıca peşin para usulü de diyorduk. Devletin hazine ihtiyacı karşılanmaktı. Ekberiyet sistemi 17. yüzyılda birinci Ahmet tarafından getirilen sistemdir. En yaşlı ve bir gelinin tahta çıkma usulüne biz ekberiyet diyoruz. Ekber ve erşet. Buradaki cevabımız tabii ki dirliktir. Ne demiştik? Cebellü denilen atlı askerler yetiştirirler. Sevgili arkadaşlarım. O yüzden cevabımız C şıkkı. Devam edelim diğer sorumuza. Şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki ya hoca bu merkeziyetçi yönetim ne demek? Bize açıklar mısın biraz? İnanın bundan hiçbir şey anlamıyorum. Ya bu merkeziyetçi ne demek? Sevgili arkadaşlarım merkeziyetçi yönetim merkezi otoriteyi güçlü tutma demektir. Tamam. Anlaştık mı? Merkezi otoriteyi güçlü tutarsan merkeziyetçi yönetimin de bir hayli güçlüdür. Ne diyor soru? Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde görülen girişimlerinden hangilerinin merkeziyetçi yönetim olgusuna katkı yaptığı söylenebilir. İlk öncül ne diyor? İskana tabi tutulan toplulukların küçük gruplara ayrılarak yerleştirilmesi. İskan sisteminin e, politikalarından bahsettik değil mi? Yakın yerlerden seçilecek ve belli bir sistem içinde gruplar ayrılacaklardı. Bu durum merkeziyetçi yapıyı korur değerli arkadaşlarım. Taşya yönetiminde görevlendirilen şehzadelerin yetkileri sınırlandırılırsa geniş yetkiler verilmese merkeziyetçi yönetimi güçlendirir. edilen toprakların devlet mülkiyeti altına alınması. Devlet mülkiyeti olmasa kişilere bırakırsan ne olur? Merkezi otorite zayıflar ve feodalizm ortaya çıkar. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu kadar. Gelelim diğer soruya. Aşağıdaki divan üyeleri ve bu üyelerin ait oldukları sınıflar arasındaki eşleşmelerden hangisi doğru değildir? Canımın cananları. Şöyle bir özet geçelim değil mi? Seyfiye. Seyf ne demek seyf? Kelime anlamı ne demek? Kılıç demek değil mi? Seyfullah ne demekti? Halid bin Velid'e verilen umman peygamberimiz tarafından Allah'ın kılıcı demekti değil mi? Tamam. Seyf, idari ve askeri. Tamam. Sığmıyor. Bu gitti. Birazdan örnek vereceğim. İlmiye. Neydi? Din, eğitim ve hukuk. İdare edin. E, kalemiye sevgili arkadaşlarım. Kalemiye yazı ve mali. Doktor yazısı gibi. İyi ki matematikçi değiliz. Yoksa öğrenciler kaçmıştı. Şimdi değerli arkadaşlarım. de örnek verecek olursak eğer Yeniçeri ağası gibi, vezirler gibi veya veyahut veziri azam gibi değil mi? Bunlar Seyfiye. İlmiye, Şeyhülislam, müderris veya kaz asker gibi, kadı gibi, kalemiye, nişancı gibi, defterdar gibi, reisül kitap gibi değil mi? İyice dinlemişsinizdir beni. Nişancı, kalemiye, yazı mı? Yazı. Doğru. Veziri azam seyfiye, idari mi? İdari, askeri de olur. Serdar Ekrem unvanıyla savaşlara katılır. Defterdar, seyfiye, bunu bırakalım. İslam, ilmiye, din, Tamamdır. Kaz asker ilmiye. Yine haritaya döndü ama harika. Defterdar nereye mensuptur? Maliyeye mensuptur. O yüzden kalemiyedir. Seyfiye değil. Cevabımız C şıkkı. Şimdi diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki alanlardan hangisinin şekillenmesinde İslam kültürünün belirleyici bir etki yaptığı söylenemez. Beraset, medrese, hukuksal, teokratik vergilendirme. Bu soru sizin için arkadaşlarım. En zor soruyu size ayırdım. Bazı arkadaşlar soruların çok kolay olduğunu söylüyor. Ama bilmiyorlar ki ben sorular zor veya kolay diye e, hazırlamıyorum. Ben ÖSYM'ye uygun bir şekilde hazırlıyorum. E, bazı arkadaşlar da e, e, her neyse soruların kolay olduğundan bahsediyorlar. Olsun sevgili arkadaşlarım. Önemli olan sizlere öğretmek. Sabaha kadar kolay değil. Siz. Sistem değişmeyecek. Kimseyi de burada zorla tutmuyorum. Hedefi olan arkadaşlar buraya gelir. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bu soru sizler için. Sevgili arkadaşlarım açıklama yapabilirsiniz. Kendi aranızda tartışabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Abi hayranlar. Hoşçakalın.